Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. İlk randa hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldin Kral. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Mustafa ile birlikte bugün İtalya Serie A'da Lig 1'de çok yakından tanıdığımız bir oyuncuyla başlayacağız. Evet. Dün akşam da İstanbul'a geldi. Mauro Icardi. Şimdi ligimizin seviyesinin bu kadar düştüğü bir dönemde ki aslında Avrupa arenasında da yıllar sonra Şampiyonlar Ligi temsilcimiz yok. Bu kadar üst düzeyde isim yapmış, yani son herhalde 7-8, yani kariyerin neredeyse tamamını A sınıf bir takımda geçirmiş. Yani B sınıf takım neredeyse hiç görmemiş. Yani Sampdoria'dan bu yana Inter ve Paris Saint Germain'de oynamış bir adamdan bahsediyor. Herhalde 8 senedir falan. Üst düzeyde oynayan bir oyuncu, A sınıfta oynayan bir oyuncu. Bir oyuncu getirebilmek ekstra bir durum. Biraz konjonktürden de faydalandı Galatasaray. Diğer takımların transfer döneminin bitmesiyle evet. birlikte. İnanılmaz bir maliyet de yok. Aslında oyuncunun maaşının belli bir kısmını üstlenerek yapılmış bir transfer. Nasıl bakıyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun? Hakikaten önemli bir fırsat transferi. Yani böyle bir fırsat transferinin gerçekleşmesi için birçok etkili olması lazım. Birincisi Paris Saint Germain gibi futbolcuya, yıldıza doymayacak bir kulüp lazım. Böyle kulüplerde fırsat oluyor. Mesela Beşiktaş'ta Dembaba'yı transfer yaparken... Biraz çürütüyorlar aslında. Evet, Chelsea'nin santrafor doyumsuzluğu sayesinde hani daha iyisini alalım. Dembaba da zamanında Beşiktaş için fırsat olmuştu. Şu anda tabii çok daha önemli bir isim, çok daha büyük bir isim. Ki Paris Saint Germain oyunu da farklı artık. Yani biraz Icardi gibi santrafordan ziyade tamamen hareketli ve o oyunu en iyi oynayacak adamları doldurdular. Aslında Icardi'yi dışarı çıkaran Messi oldu yani. Messi'nin tabii. gelişiyle dışarıda kalmış bir adamdan bahsediyoruz. Mbappe artık 9 oldu. Aynen. Neymar Messi destekli. Artık orada farklı bir oyun oynanıyor. Tamamen hareket eden bir üçlü var. Icardi buraya oyun olarak da uyumuyor. Bir de dediğim gibi doyumsuzluk var zaten Paris Saint Germain'de. Yüzün eskiyor. Tabii hal böyle olunca yani aslında fırsat transferleri içinde çok iyi bir zemin oluyor. Hatta Draxler de çok iyi bir oyun. Onu da Benfica aldı galiba yanılmıyorsam. O da çok, yani bir ara 60 milyon euroya City'ye red veren bir oyuncudur Draxler'de. O da doyumsuzluktan bayağı bir kenarda kalmıştı. Ya Icardi için ya Sampdoria dönemlerinden bu yana böyle safkan golcü denilince böyle bir kafanda portre çıkar ya. Icardi öyle bir adam çok uzun zamandır. Hatta o zaman Seninle Hayatın Futbol Dergisi'ni çıkartıyorduk. Zaman zaman böyle Avrupa'da çıkış yapmış genç oyuncular hakkında da bölüm oluyordu. Büyüteç. Aynen. O zaman daha scout olarak profesyonel olmadan genelde ben yazıyordum o yazıları. Icardi yazdığımı hatırlıyorum Sampdoria günlerinde. Yazık ya, koca arşivimiz gitti. Hakikaten değil mi? Şu an yani, o yazıya bakayım desen yok mesela. Yani birçok böyle genç oyuncu çıkıyor. Böyle parlıyor bazı daha başaltı takımlarda. Ama hakikaten çok az, çok azı çok bariz bir şekilde ben geliyorum diyor. Icardi de öyleydi o zamanlarda. Zaten çok büyük bir transfer yaptı Inter'e. Inter'deki hali mesela bir takım masaya parayı koyacak. Diyecek ya bana bu golcünün en babası lazım. Diyecek ve alacak. Inter'deki dönemleri direkt bunun karşılığıydı Icardi. Hani birisi bir safkan golcü 90 milyon euro getirecek. Aynen aynen. Masa dolusu parayı koyacak abi ortaya. Diyecek ya bana hakikaten tartışmasız bir golcü lazım. Icardi Inter'de İnanılmaz bir oyuncuydu. Ortada oyun yokken bile gol çıkartan bir oyuncuydu. Şimdi tabii belki uzun zamandır çok ritimde oynamadığı için, çok sürekli oynamadığı için belki fizik olarak çok hazır gelmeyecek ama kaybolmayacak bir yeteneği var. O da o zaman yazımda da bahsettiğim şey. Yani Argent Rosario'da golcü olmak için doğmuş bu adam. 19 Şubat 1993'te direkt golcü yeteneklere doğmuş. Hatta Pep Guardiola da bunu kabul ediyor ki golcü kazandırılmaz o... Öyle doğar diyor. Biz Haaland'a gol atmayı öğretmeyeceğiz. O zaten annesinden babasını almış zamanında. Doğarken almış o yetenekleri diye. Icardi de öyle bir adam. Hakikaten en böyle temposu düşük zamanlarında bile karambolde bir kafa koyuyor. Arka direkte kendisini unutturuyor. Hatta Galatasaray'da gol vardı galiba. Var, daha yakın zamanda. Safkan golcü. Şimdi bu aslında bu ayakta ikimizin de şüphesi yok. Zaten zannediyorum izleyen hatta işte Benfica Sportif Direktörü'nün de şüphesi yoktur. İşte ne bileyim Dinamo Kiev teknik direktörünün de şüphesi yoktur. Herkes hemfikir zaten Icardi'nin yetenekleri konusunda. Bir, Icardi'nin yetenekleri. İki, Icardi'nin motivasyonu. Ya bu konuda Türkiye iyi bir yer. Eğer sakatlıktan vesaireden bağımsız olursa
kendini bir göstermek için bir adım atmak istiyor oyuncular. Çünkü burada bir yani daha önce gördükleri ilgiden farklı, daha tutkulu bir ilgi görüyorlar. Ha, bu ilginin karşılığını vermek istiyorlar. Bu parayla satın alınabilir bir şey değil. Galatasaray taraftarının karşılaması da, Galatasaray taraftarının ona ilgisi de, ya eminim ona bu motivasyon yönünde bir itecek unsur olacaktır. Gerisini getirebilecek mi? Futbola aidiyeti ne düzeyde? Bunun cevabı Icardi'de. Bunun cevabı bizde değil. Yani Icardi'nin yeteneklerinin cevabını iki gözü olan herkes söyleyebilir. Ama Icardi'nin motivasyonu konusunda bir Icardi orada söz sahibi olacak. Bir de benim aslında bu transfere dair biraz şüpheyle bakmamı yol açan üçüncü bir faktör var. O da takımın uygunluğu. Şimdi yani Icardi'nin safkan bir golcü olduğunu aslında güzel bir tanı. Adam golcü. Ama golcüyü hepten performans çıkarabilmek için senin bu adama hazırlayan bir takım kurabilmen gerekiyor. Hem dinamik hem de pozisyon üretebilen bir ekip olmalı ki senin golcünden özelliklerinden faydalanabilesin. Yani aslında Icardi bir çarpan. Icardi sen ne kadar üretirsen o kadar gol atacak bir makine. Az üretirsen az atacak, çok üretirsen çok atacak. Yani bu hani Icardi geldi kendi başına pozisyonlar, gökten yağacak toplar, takır tukur atacak. Öyle bir şey değil futbol. O yüzden de takımın Icardi'ye hazır olması lazım. Şu ana kadar bu takımda gol atabilen tek oyuncu Gomis. Bu takımın henüz kaldı ki Gomis'in attığı gollerde de mesela bir tanesi uzaktan şut. Bir tanesi de geçiş oyununda Mitchell'in asisti var. Mitchell'in asisti var. Orada da bir son vuruş var. Aynı şekilde. Şeyde de asist yok. Gomis'in normal golünde. Sezgi var yine. Golcülük sezgisi. Yani var ama adam önüne düşüyor yani. Evet. İki kişiye çarpıp önüne düşüyor. Ama o sezgi Icardi'de var. Yani Gomis'in yaptıklarını Icardi daha iyisini yapacak. Evet. Ama Galatasaray'ın diğer oyuncularının, diğer 10 oyuncusunun, yani Muslera'dan Yunus'a, Kerem'e kadar olan hattın daha iyi bir şekilde Icardi'yi besleyebilmesi lazım ki sonuca gidebilesin. Ya bu noktada takımın kalanının resmi bence daha önemli. Yoksa burada dediğim gibi gelince içeri atacak adam var artık Galatasaray'ın. Bunda şüphe yok. Bir dördüncü madde şey diyebilirim. Burada biraz Gomis ile Seferovic artık taca çıkıyor. Şu yüzden çünkü yani Icardi Gomis, ya eğer son 10 dakika bastırıyorsan, maç 2-1 gerideysen ya da 1-1 ise Canavli ile gol arıyorsan belki olur. Ama maçın ana planı hiçbir zaman ben Gomis Icardi, Seferovic Icardi, Seferovic Gomis gibi bir kombinle Galatasaray'ın çıkabileceğini düşünmüyorum. Galatasaray'da Cagne, Mustafa Muhammed denklemini, Falcao denklemini bu yüzden dağıtmıştı. Üçü de birbiriyle oynayamıyordu. Günün sonunda yine üçü birbiriyle oynayamayan adam almış oldun. Burada da hata, ben Icardi transferine yıkıyor değilim. Icardi geliyorsa Icardi alırsın zaten. Ama bunu öngörüp belki bir böyle ikinci forvetimsi bir oyuncuyla orayı doldurarak yola çıkmak gerekiyordu. Belki Halil Dervişoğlu'nu tekrar gerçekten zorlamak gerekiyordu bir. Oraya bir zenginlik katması için, hani 11 anlamında söylemiyorum. Burada iş biraz Mertens'e düşüyor. Mertens bence bu takımda birçok şeyi çekip çevirecek adam. Mertens'in oyuna katkısı bence Icardi'nin de performansını belirleyecek. Oliveira'nın da performansını belirleyecek. Yunus da Kerem'in de performansını belirleyecek. Galatasaray'da Mertens çok kritik bir figür haline geldi bence. Çünkü diğer hiçbir o ceza sahası civarı elemanı birbiriyle oynayamıyor. Bir tek Mertens hepsiyle oynayabiliyor. Mertens Icardi, Mertens Seferovic, Mertens Gomis yapıyorsun. Ama diğerlerini kombinleyemiyorsun. O yüzden Mertens oynamak zorunda. Bunu geçen hafta konuştuğumuzda bir kafa karışıklığı olmuş. Yani Seferovic, Gomis, hani Icardi aynı oyuncu demişiz gibi algılanıyor. Aslında burada bahsetmek istediğimiz aynı bölge oyuncu. Bölge olarak hani tarzları farklı ama yan yana yazamayacağın oyuncular. Seferovic'in tarzı farklı. Safkan golcü değil, sırtı dönük oynayabilen. Daha doğrusu öyle umduğumuz, şu ana kadar performans vermeyen bir oyuncu. Ama normalde tarzı öyle. Icardi safkan golcü ama Seferovic Icardi yapalım denince olmayacak oyuncular. Yani birbirinden süre alacak oyuncular. Farklı bir ikinci forvetle ya da ofansif on numarayla oynayabilecek oyuncular.
Mertens ama hakikaten ister kenar forvette, ister ikinci forvet rolünde bu üç oyuncuyu da tamamlayacak bir oyuncu. Belki de gelecekte Icardi, Kerem'de toparlanmazsa, sadece gol asist katkısından bahsetmiyorum. Kerem'in gerçekten oyuna katkısı da çok düşük olmaya başladı. Evet. Hissediliyor ya. Evet, olmuyor. Yes. Evet. Düşündüğünü hissediyorsun. Yani hakikaten her aldığı topu çıkmaz sokaklara girmeye başladı. Yani dur şu adamı da geçeyim falan. Hani oyuna katkısı çok düşük. Hani Mertens'in oyuna katkısı da fazla. Hani zaten tabela bozma etkisi daha yüksek bir oyuncu. Oyuna katkısı da daha fazla. Belki gelecekte, çünkü böyle 10 numara tadındaki oyuncuların da şu anda gündemde tekrar düştüğünü görüyoruz. Mertens sol forvet yazıp 3. Türk oyuncuyu farklı şekilde çözüp bir tane daha ofansif 10 numara, işte Icardi'nin arkasında daha onu besleyecek bir oyuncuya dönebilir Galatasaray gibi gözüküyor. Bakalım. Yani bu programı çektiğimizde henüz öyle bir oyuncu daha netleşmemişti. Belki de gelmiştir yani. Ya aynen. Çekimi önce yapıyoruz doğal olarak. Yani bu rolde bir oyuncu sanki Icardi'nin saha içerisinde daha fazla o bahsettiğin, hani önemli olan artık takım oynatması diyorsun ya. Evet. O resmi daha bir belirginleştirir gibi geliyor. Icardi üzerinden bir değerlendirme yaptık. İkinci bölümde diğer oyuncuları konuşacağız. Sasha Boye'nin çok ciddi bir çıkışı var. Galatasaray Yensen'i de İstanbul'a getirdi. Yensen'i de konuşacağız. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.